Merhaba sevgili izleyiciler. 10 Ekim Cumartesi günü Karantina TV'de Fırçanın İzi Yazının Gücü programında bu haftaki konuğumuz eğitimci, yazar, karikatürist, televizyon programcısı, hukukçu, heykeltıraş, çevirmen Sedat Örsel. Sedat Bey hoş geldiniz hocam. Gelirim, hoş bulduk, sağ olun. Her hafta olduğu gibi izin verirseniz ben kısaca konuklarımıza sizi tanıtıp daha sonra programa geçmek istiyorum. Siz bilirsiniz. Sedat Örsel, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Okul yıllarında demirci ve karikatürist olarak çalıştı. 1967'de Türkiye'de televizyon yayınlarını başlatan ilk TRT ekibinde prodüktör olarak dramalar yaptı. İskoçya, Japonya ve BBC'de televizyon yayıncılığı, işletmeciliği ve reji öğretmenliği eğitimleri gördü. TRT'de yapımcılığının yanı sıra kültür yayınları, eğitim merkezi, dış yapımlar, TRT İnt ve Avrasya TV'nin kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı. Dünyayı defalarca dolaşarak TRT yapımlarını film ve televizyon program marketlerinde ilk kez sattı. Yabancı televizyonlarla çok sayıda ortak yapıma imza attı. 1992'de 25 yıl aralıksız çalıştığı TRT'den televizyon daire başkanlığı genel müdür yardımcısı vekiliyken emekli oldu. 1992'de Alo Bilgi grubu genel koordinatörü oldu. 1993'de Koç Holding, Amerikan Time Warner, Fransız Canal Plus ortaklığı olan Eko TV'nin şimdiki adıyla CNN Türk'ün kurucu genel müdürlüğünü yaptı. 1997'den itibaren TRT'nin yanı sıra 43 yıl boyunca Gazi, Ankara, Başkent, Bilkent ve kuruluşundan itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde medya derslerine ek olarak 355 konferans verdi. Çeşitli kuruluşlara telif hakları, televizyon işletmeciliği, medya ilişkileri, kriz yönetimi, retorik ve beden dili konularında danışmanlık yapıyor. Televizyon program yapımcısı ve yönetici olarak Sedat Simavi başta olmak üzere 15 kez ödül aldı. 1992'de yılın başarılı kamu görevlisi seçildi. 2017'de meslekte 50. yıl onur ödülü, 2018'de Cumhuriyete sahip çıkanlar ödülü verildi. Ben de burada hocama kutluyorum bir kez daha. Avrupa Konseyi ile Avrupa Asya Yayın Birliklerinin çeşitli komisyonlarında TRT ve Türkiye'yi temsil etti. İngilizce ve eski yazı biliyor. Demir heykelleri sergileniyor. Sürekli basın takipleri. Tekrar hoş geldiniz hocam diyorum. Ve sizin bu kadar çok yönlülüğü bir tek insanda ben çok seviyorum hocam. Bu da sanıyorum sizde de ömür boyu çalışmakla oluşan bir gerçekleşme. Ben bu kadar çalışkan, hayatı bu kadar seven Sedat Örsel'in çocukluğunu kendisinden dinlemek istiyorum. Nasıl bir ailede, nasıl eğitimlerden geçerek, neleri gözleyerek, neleri bünyesine katarak yoluna devam etti? Hocam buyurun. Sevgi dolu dediniz, tabii öyle bir ailede yetiştim ben. Bana sevmeyi öğretmediler. Biz yani sevgi içinde büyüdük. Çünkü öyle bir anne baba, öyle bir ortam. Tabii çocukluk kaç yaşında başlar? Ben 5 yaşındayken okuma yazma biliyordum. 7 yaşında ilkokula başladığım zaman hocam çok şaşırmıştı.
Çok sevindi. Bana 12 tane kitap hediye etti. Bunları oku, arkadaşlarına anlat dedi. Jules Verne'in kitapları. Bir de harita verdi. Atlas. Ben Mamaklıyım. Bize Mamaklı demirciler derler. İlk defa dünyanın yuvarlak olduğunu, Avrupa'yı, Asya'yı tarif etti. Dedik bak biz şurada yaşıyoruz dedi. Türkiye'nin haritasını gösterdi. Eline kalemi aldı Zeynep Doğu Hoca. Dedi ki bak Sedatçım dedi. Burası İtalya, bu Almanya, bu Fransa, bu İngiltere. Buraları gör emin dedi çocuğum büyüyünce. Heyecan içindeyim ben. Öbür tarafları okuyorum. Yani hocanın dediği aklıma bile girmiyor. Kaptım atlası götürdüm. Halının üzerine koydum ve aynı onun yaptığı gibi elime kalemi aldım. Dedim ki abi Türk erkeğine böyle ambargo konur mu? 4 tane memleket. Hepsini göreceğim. İşte Alaska çizdim. Yok Kaliforniya çizdim işte. İndim aşağıya Meksikalar, bilmem New York'lar, her taraf. Latin Amerika, Brezilyalar, Guyana'lar, bilmem Afrika hep çizdim. Ondan sonra Hindistan, Japonya, Avustralya, Sibirya efendim söyleyeyim. Avrupa, Orta Doğu. Yukarıda bir beyazlık var. Bu beyazlık nedir yahu dedim. Kuzey Kutup Bölgesi yazıyor. 7 yaşındayım ve elimde kurşun kalem var. Orayı da çizdim. Burayı da göreceğim anasını satayım diye. Ben oraların hepsini gördüm biliyor musunuz? Bütün kıtaları. O haritada çizdiğim yerleri. Şimdi bunu yapabilen bir babam, bunu yaptırabilen bir annem var. Yani hayal kurmak ve hayali gerçekleştirmek. Arkadaşlarım dışarıda bu saydığınız şeylerin içinde olmayan bir şey var, futbol. Ben hiç hayatta futbol maçı seyretmedim, oynamadım da. Onlar oyuncak atlara binerken, diyeyim tahtadan yapılmış, ben gerçek ata biniyordum. Çünkü nalbantlığı öğrenmiştim. Biz nalbantlık aynı zamanda. Onlar mesela tahta tüfeklerle birbirine grav grav yaparken ben hava gidiyordum babamla birlikte. Ve çok iyi nişancıydım. Onlar işte bilmem balık, her hafta sonu balığa gider. Ve bu kadar saydığınız okullar, İngiltere, Japonya, hukuk bilmem ne falan. Asıl okul 18 yaşına kadar Mamak'ta, demirci dükkanında çalıştığım okuldur benim. Bütün hayatım boyunca. O yüzden ben 4 saat uyurum. Biliyor musunuz? 75 yaşındayım hala. Bugün yine 5'te kalktım. 4 saat uyurum. Bunun için bir tane hayata çok hayat sığdırdım. Bunu başardım. Hala da başarıyorum. Yani bir günün içine 2 günü sığdırabiliyorum. Hala hayal kuruyorum. Ve hala kitaplar okuyorum. Her gün paylaşıyorum. Böyle çocukluğum benim son derece renkli geçti. İlkokula başladığım gün bir İngilizce hocası tuttu babam. Resmen İngiliz diye hoca. Yani İngiltere'de okumuş Türk ama. Ve ilkokul 5. sınıfa kadar bana o vardır ya, siz bilmezsiniz belki, gençsiniz, Gaitin Bey'in kitapları vardı. 6 kitabı bitirdi ve ortaokula geldiğimde ben lise son sınıf düzeyinde İngilizce biliyordum. Ortaokula geldiğimde çok iyi eski yazı biliyordum. Çünkü Kur'an kursuna gittim, orada öğrendim ve eski yazıyı hemen söktüm. Yani şeysiz, hareketsiz okumayı. Hala da kütüphanemin büyük bir kısmı eski yazı kitaplardan oluşur. Böyle çocukluk kısmı. Gerçekten çok renkli ve görerek, öğrenerek hayatı da öğrenmişsiniz hocam. Her tabii şey becim. Var. Evet, ata binmişsiniz demir. Bu 10 yaşında demir heykeller yapmaya başladım demişsiniz. Orası benim çok ilgimi çekti. Yani nasıl nalbantlık dediniz. Ama bu demirci ustalığı ya da demir işleme nasıl gelişti de hocam? Bugünlere kadar getirdiniz bunu. Valla Rinar Hanım, bir kere merak unsurunu uyandırırsanız bir çocukta. En merak ettiğim konu benim 3. boyutlu böyle. 2 renkli şeyleri hiç sevmedim. 2 boyutlu şeyleri. Heykel de 3 boyutlunun zaten somut halidir değil mi? Mimari de öyledir. Demircilik tam 3 boyutlu bir meslek. Yani keser yaparsınız 3 boyutludur. Yani sağına sonra yani 2 boyutlu değildir. Değil mi? Evet. Şeyin yazın programınızın adı fırçanın gücü diyor ama benim fırçayla işim yok. Benim 3. boyutla işim var. Öyle perspektif falan bilmem. Yok perspektif lazımsa ben onu perspektifi kendim veririm. Elim şu anda atölyeden çıktı. Yani ellerim kirli hala. Dolayısıyla heykel benim derdimi anlatmama daha yardımcı olan bir sanat dalı. Çok sesli müzik gibi. Çok sesli müzik de değil mi? O 3. boyutu yakalarsınız. Evet. Size feci şekilde yardımcı olur o
100 kişilik orkestra, sazlar, insan sesleri, korolar. Dolayısıyla heykel 10 yaşındayken bile bunu ben üçgen biçiminde yaptım. Bu neden piramit olmasın yahu? Değil mi? Bir yanda piramit yaptığınız zaman dünya kadar üçgen elde ediyorsunuz. Öyle hoşuma gidiyordu ki o ilk yaptığım heykel de 10 yaşında işte mucarta dedikleri şey küçük heykelciklerden oluşan bir çekiştir. Bakarsanız benim sayfamda vardır. Dolayısıyla heykel hep benim hayatımda oldu. Heykeli hep çok sevdim. Ne yazık ki heykel geleneği olmayan, resim geleneği olmayan bir toplumda ben Mamak biraz kenardır. Kenarda büyüyen biri olarak çok istediğim halde yalnızca heykeltıraş ve klasik müzikçi olamadım. Yani çok isterdim. Sadece klasik müzikle uğraşayım, iyi bir enstrüman çalayım, heykel yapayım. Öyleydi. O olmadı çünkü yok, heykele saygı da yok. Heykel anlaşılmıyor da sökülüyor, atılıyor, içine tükürülüyor falan. Evet. Buyurun. Hocam şimdi bunu yaparken aynı zamanda üniversiteye başladığınızda karikatürle de ilgileniyormuşsunuz. Bu karikatür de bir sanat dalı. O nasıl oldu? Nasıl karikatür çizmeye başladınız? Nasıl değerlendirdiniz? Vallahi ben önce başladım. Herkese dalga geçmeyi çok seven bir adamım. Müthiş. Yani insanların gülmesini çok isterim. Hep şaka yaparım. Farkındaysanız herhalde. Yani fıkralar evet, anlatırım. Benimle vakit çok tatlı geçer. Bunu övünerek söyleyebilirim. Benim fikrim değil yalnızca. Yani biraz önce torunum buradaydı. Yine gülüşerek, dedişkosuyla, büyük şakalar yaparak gitti. Karikatür yine biraz önce heykel için söylediğim gibi tasvir sanatının yasak olduğu bir ülkede karikatür iyice yani katmerli günah. Efendim söyleyeyim. İnsanların çünkü işte burnu küçük, birazcık büyükse onu büyütüyorsunuz. Boyu kısaysa iyice kısaltıyorsunuz. Uzunsa iyice uzatıyorsunuz. Benim çok hoşuma giderdi. Yani kendimi güçlü hissederdim. Ben yapıyorum. Bunu ilkokuldayken öğretmenim babama şikayet etti. Dedi ki bütün defterlerini karikatürle dolduruyor dedi. Fırsat buldukça karikatür çizerdim. Portre özellikle çizerdim. Resim de yapardım. Sonra ortaokula geçince bundan para kazanmaya başladım ben. Böyle portre karikatürleri çizip değil mi? Yıllıklar bilmem ne. Üniversitede iyice artık azılı hale geldi. Çünkü başka üniversitelerin albümlerini çizmemi istiyorlar. Lise son sınıf işte bitirme şeyleri, albümlerini çizmemi istiyorlar. O zaman güzel para veriyorlardı. Ben de güzel para kazanıyordum. Hoşuma gidiyordu. Sonra Uğur Mumcu bir gün dedi ki ya Kim dergisi yeniden çıkacak dedi. Kapanmıştı 27 Mayıs'ta. Onun kapaklarını yapar mısın dedi. Aldı götürdü beni işte. Altan Öğmen şefim Uğur abi ilk yazısını yazdı. Türkiye'de ayakkabı sömürüsü diye. Ben de ilk karikatürümü çizdim. İlk soğumu da yedim tabii o karikatürden dolayı. Ondan sonra sonra televizyon yayıncılığı başladı. Karikatür tavsiyedi. Ama İngiltere'de televizyon kolejindeyken yine epey karikatür çizdim. Oradaki dergilerde falan da yayınlandı. Yani karikatürü ben seviyorum. Hala hoşuma giden böyle bir tip olursa çizerim. Affetmem hiç. Ne kadar güzel bir özellik. Hocam bütün sanatın yan dallarıyla hepsiyle iç içe bir yaşam sürüyorsunuz. Devam ettiriyorsunuz. Tek başına olmaz ki. İnsan çok yalnızdır dünyada sanat olmazsa. Kuru bir daldır. Onu yeşerten, onu renklendiren, onun ruhunu yeşerten, onu ilginç ya ilginç olması için değil yani mutlu olması için. Beni mutlu eder sanatlar. Beni mutlu etmeyen sanat yok. Yani hat sanatına saatlerce böyle işte Facebook'ta bakarsanız görürsünüz değil mi? Saatlerce bakalım. Herkes şimdi Ebru bilmem ne falan yapıyor. Gerçek Ebru'culara hayranım ben. Nasıl yapıyorlar o işte çok da şaşırırım. Değil mi? Böyle yani sanat klasik müzik 24 saatin 18 saati klasik müzik açıktır. Türk sanat müziği hep konferanslarında derslerimde söylerim. Derim ki ya 30 binden fazla türküsü olan bir memlekette yaşıyorsunuz. 35 binden fazla Türk sanat müziği eseri var. Hiç değilse 30 tane türküyü baştan sona söyleyebilirim birader. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hiç değilse 35 tane şarkıyı söyleyin. Yoksa rakı içemezsiniz. Yani rezil olursunuz değil mi? Şarkıyı doğru söyleyin. Tabii bir pop müziği bilirsiniz. Değil mi? Tabii yabancı müzikleri bileceksiniz. Ama klasik batı müziğini çok iyi bileceksiniz. Çünkü o
İşte o heykel gibidir. Üçüncü boyuttur. Klasik Batı müziği demokrasinin temelidir. Yani ne bileyim ben, keman konçertosunu Beethoven'ın Opus 61 Re majör dinliyorsunuz değil mi? Birisi oradan ana temayı verir, oradan bir saz itiraz eder. Ben senin aynı kanıda değilim diye. Hadi ulan der, devam eder. Kontrbass der, ben ikinize de katılmıyorum der. Oradan nefesli tahtalı nefesler der ki ben üçünüze de katılmıyorum. Ve başlar bir, o itirazların hepsi bir ahenk içindedir. Ve yani karşı güçlerin bir senfonisi çıkar ortaya. Buna demokrasi denir, biliyor musunuz? Kimse kimseye sen sus, burada tahta nefesli olmaz. Sen sus, bilmem bakır nefeslerinin yeri falan demezler. Klasik Batı müziği insana, ben bu lafı sevmem, hoşgörü denilen şeyi getirir. Artı düşünceyi geliştirir. Felsefi boyutu budur. Evet, ne güzel laf ettim ya. Evet. Gerçekten öyle hocam. Peki sanatla bu kadar iç içeyken, işte heykel var, müzik var, karikatür var. Hukuk nasıl bir istek ve dilekle hukuk fakültesine yazıldınız? Mesleği hiç icra ettiniz mi? Sonrasında zaten başka bir meslek dalı, televizyonculuğa geçtiniz. Bu okul, üniversite döneminde sizden öğrenebilir miyiz? Efendim ben fen bölümü mezunum, Ankara Atatürk Lisesi. Orası lise ben falan de değil. Hocam. Öyle mi? Evet. Zamanımızda kızlar, hele böyle güzel kızlar. Nerede erkek lisesi? Ben hala okuldaydım yani kızlar olsaydı. Efendim ben söyleyeyim. Fen bölümünü bitirdim ve ortaokuldayken bir füze attılar Ruslar. Atmosfer delindi. Bütün, o zaman televizyon yok, internet yok. Bütün gazeteler bunu yazdı. Kıyametler koptu. Vay anasına. Demek ki uzayın şeyin dışına, atmosferin dışına çıkılabiliyormuş diye. Ben o sırada Amerikan Kültür Derneği'ne de devam ediyorum. Devamlı gazeteleri getiriyorum, okuyorum falan ve liseye geçtiğim sene ben astronot olmaya karar verdim. Yani uzay mühendisi olmaya karar verdim. Deli gibi İngilizce çalışıyorum. Uzay matematiği çalışıyorum, geometri çalışıyorum, bilmem ne. Tesadüf NASA'dan 5 tane uzman İspanya'dan, İtalya'dan, Yunanistan'dan ve Türkiye'den ikişer öğrenci almak üzere tura çıkmışlar. Gazeteler yazdı bunu. Ondan sonra dediler ki şimdi Türkiye'ye geldiler. Buradan iki öğrenci tam burslu 5 yıllık ve bitirdiği zaman NASA'da çalışacak. O zaman NASA'da yoktun, Cape Canaveral'da çalışacak. Biz 120 kişi falan sınava girdik. Çünkü bir lisan ön elemesi yapıyorlardı. 5 gün boyunca sınav yaptılar. O sene üniversite sınavının ikincisi yapılıyordu. Ben katılamadım. ODTÜ'nün sınavını da kaçırdım. Pardon, ODTÜ'yü kaçırdım ama üniversite sınavına girdim ve Türkiye 140.'sı falan oldum. Yani istemiyorum. Ben Türkiye'de okumayacağım, Amerika'ya gideceğim. Ne oldu? 140. Ha. Olmak çok büyük başarı. Yok, o zaman nüfus şimdiki gibi değildi. Normal bir nüfustu. Efendim söyleyeyim. Yani ben bile 140. olunca düşünün artık. Neyse. Kazandım. Birinciliği bir arkadaş kazandı. Ben de ikinci oldum. Çok sevindim tabii. Sonra gittim. Bana bir kontrat verdiler. Amerikalı baş hoca. Dedi ki git götür babana bunu imzalat. Böyle ekmek kadayıfı gibi bir kontrat. Götürdüm işte Mamak'ta. Babam Demirci Süleyman. Dünyanın en büyük adamı. Nedir dedi. Kazandın dedi. Tabii kazanacaksın dedi. Bu nedir dedi. Baba dedim eğer okumazsan 171 bin dolar tazminat ödeyeceksin. Benim oğlum oku. Ver bakayım şunu dedi. Tabii lisan falan bilmiyor. Bunu nereye ne yapacağım diye şuraları imzalayacaksın. İmzaladık. Kapattı. Basit bir soru sorabilir miyim dedi. Tabii babacığım dedi. Dönünce ne yapacaksın dedi. Büyük bir sessizlik oldu dedi. Bu diplomayla dedi mühendis saymazlar seni dedi. Uzay mühendisi. Sigorta teli bile bağlatmazlar bu memlekette. İşsiz kalırsın dedi. Dönmeyeceksin değil mi dedi. Baba dedim burada uzay çalışması yok. Amerikalı mı olacaksın? Ve bunu çok üstüne basarak Amerikalı mı olacaksın? Dedim. Bak dedi yavrum. Baban olarak bunu imzaladın. Ama dedi atan olarak biz dedi Kayıboyu'nun demircileriyiz. Bu memlekette kalıp bu memlekete hayırlı olmanı isterim dedi. Ondan sonra anladım efendim. Gittim. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Kaybettik maalesef.
Ona dedim ki ya bu akşam dedim bir kararım var, onu açıklayacağım sana. Aldım götürdüm, siyasal bilgilerle hukukun tam karşısında bir Azmi abinin meyhanesi vardı. Ondan sonra Beşiktaşlı Azmi abinin. Oraya gittik ve iki tane düşünün 17,5 yaşında adam, benim hayatım çok sevdiğim bir arkadaşım, Münir Açıkalın avukat. Bir büyük içtik. Gece saat 11'de falan Münir dedim, ha kalk karşıda bir dedim Konya erkekler yurdu var, oraya gidiyoruz. Ne oldu lan dedim, cinsel tercihini mi değiştirdin dedi. Yok oğlum dedim, bir şey var. Gittik oraya, üçüncü olanı istedim. Çocuk orada kalıyordu. Geldi, sevmiyor beni yani, kızıyor bana. Öyle psikolojik bir şey tabii. Sen bir kağıt getirdin, getirdi. I regret to inform you that şey daha ben yazdım diye ki ben gitmiyorum, arkadaş gidiyor. Aklını oynattı. Aklını oynattı çocuk. Yukarıdan aşağıya biz inerken Münir dedi ki o seni kimyadan bekliyor. Ya dedi sendeki puan bende olsa gider hukuka yazdırır. O hep avukat olmak istiyor. Ben niye gitmiyorum lan dedim. Sen dedi konuşmayı bilmezsin ki dedi. Hakikaten Münir çok güzel konuşuyor. Ertesi gün böyle çekine çekine hukuk fakültesine bir baktım. Aa, karşıdan Cenk Koray'la, tanıyor musunuz Cenk Koray'ı? Tanımam mı? Uğur Mumcu, Sedat mı? Dedim abi böyle böyle bir durum var. Yürü lan dedi. Beni aldı götürdüler apar topar hukuk fakültesinin kantinine. Önemli olan yer kantindir orada. Oturdum o. O zaman şey modası var böyle. Etekler kısa. Yani popoları görünüyor kızların. Ondan sonra buradan çatal, oradan çatal. Düşünsene erkek lisesinden çıkmış gelmişsin. Etraf parfüm kokuları bilmem. Aklımı oynatıyor. Ulan dedim burada badanacılık bile okutsa da ben burada okuyacağım dedim ondan sonra. Aldı götürdü şeye. Genel sekretere Hamdi Bey. Baktı oğlum manyaksın, tıbba gitsene de bu ne biçim puan dedi. Yok ya mülkiye git, o zaman en yüksek puan Ziraat Fakültesi'ydi. Dedim ki efendim Ziraat'te ne işin var, hukuk. Niye ulan dedi, ya kızlar çok güzel dedim. Yunus, Allah belanı versin imzaladı. Ben o gün akşam giderken Uğur Mumcu beni tiyatro kulübü başkanı yaptı. Tiyatro kulübü kurdurdu. Cemiyete girdim. Ayrıca Ceride-i Kantar diye bir bizim karikatür dergimiz vardır. Onu da karikatürünü çizmeye başladım. Geldim akşam babam ne oldu dedi. Baba dedim hukuka yazıldım. Gitmiyorsun Amerika'ya dedi. Hayır gitmiyorum dedi. Ne? Türk milletine faydalı olacak. Avukat olma dedi. Peki dedim. Hakim ol dedi. Baba o işi ben yapamam dedim. Ne yapacaksın? Ya diplomayı alalım bakalım belki hakim ol, hakim dedi. Peki sen dedi adil, ben seni öyle yetiştirdim, adaletli yetiştirdim. Üçüncü sınıfa geçmek üzereyken yine kantinde oturuyoruz. Uğur Mumcu, sevgilisi, ben, sevgilim, şu anda da hala sevgilim, efendim söyleyeyim. Yavuz Gökmen ve sevgilisi. Uğur abi dışarı gitti geldi, biraz sonra indi Cumhuriyet Gazetesi. Affedersiniz. Sedat dedi televizyon geliyormuş, tam sana göre dedi ya. Ne diyorsun abi dedim. Cumhuriyet'in ikinci sayfasında biliyorsun tek sütunda şöyle şu kadar haberler vardır. Başbakan Demirel talimat verdi devlet planlamaya. Televizyon yayına geçiyor. Bugün de rejisör sınavı var. Nenen. Yavuz'la ikimiz 6 aydır iş arıyoruz. Ondan sonra fırladık ki bir takım elbisemiz var. Muhtar kağıtları falan her şey var. Fotoğraflar. Affedersin. Ondan sonra neyse bulduk. Yavuz önden girdi. Jüriye hakaret etti. Onu attılar. Sonra ben girdim sınava. Kapı çıkarken dedi ki bunlar manyak dedi. Turşu bile kuramazlardı. Adamlar duydu. Defol terbiyesiz dediler. Arkamda Melih Aşık bilmem ne, yani ağır bir ikiniz biz. Işık Yener Su falan. Sınava gireceğiz. Ondan sonra girdim içeriye. Belli yani. Kapıda 5 dakika diyor. Arkadaşım o serseri dedi Semih Turul. Evet efendim, otur dedi. Oturdum belli, 30 saniye sonra atacaklar. Duvarda bir resim var. Kim bu dedi. Baktım. Ernest Hemingway efendim dedim. Kazaklı, balıkçı kazaklı resim. Turgut Özakman Ernest olmasın dedi. Hayır efendim, Amerikalı dedim. Ernest dedim. Tanıdın mı Turgut Özakman? O müthiş alaycıydı, böyle döndü. Ne iş yapar bu Ernest dedi. Hepsini anlattım ben. Şöyle kaldılar. Emil Galip Sandalcı dedi ki herhangi bir kitabını okudun mu dedi. Hepsini dedim. Say dediler. Saydım. Buz gibi oldu salon.
Turgut Özakman dedi ki en son hangi kitabını okudun dedi. Efendim dedim en son kitabı dedim The Killers adlı uzun bir hikaye. Onun Türkçesi maalesef yok dedim onu çeviriyorum. Ne yapıyorsun dediler. Çeviriyorum. Sen dediler Hemingway'i çevirecek kadar İngilizce mi biliyorsun? Sözlüğe bakıyorum ama dedim, iyidir İngilizce. Ne yapacaksın dedi tanesi. Onu dedim senaryo haline getirip sahneye koyacağım dedi. Şimdi bunu söylerken Turgut Özakman orada ve düşünebiliyor musun? Devlet Tiyatrosu'nda oyunları oynuyor, özel tiyatrolarda oyunları oynuyor. Ankara Radyosu'nun hem drama hem de müdürü yani. Şöyle baktı alay ederek vay 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 dedi. Nerede yapacaksın bu işi dedi. Çünkü ondan habersiz tiyatroda kuş uçmaz. Efendim ben Ankara Hukuk Fakültesi Tiyatro Kulübü Başkanıyım dedim. Orada sahneye koyacağım. Evde oyna bari dedi. Evet dedim Zenci Kasap Zembroli var onu oynayacağım dedi. Bertolt Brecht kimdi dedi kaşlarını çatıp. Anlattım. Çehov kimdi? İşte bilmem ne. Arka arkaya Tennessee Williams kimdi? Arka arkaya sayıp 45 dakika. 45 dakika. Kapının önünde dediler ki herhalde Sedat'ı doğuruyorlar. Semih Turgut teşekkür ederim dedi. Sedat'cığım dedi ilk defa hayatımda huzur içinde bir rejisör dedi. Adayı alıyorum. Kazandın yalnız dışarıda söyleme. Bir hafta sonra açıklanacak dedi. Peki efendim dedim. Tam kapıdan çıkarken Turgut Özakman bir dakika dedi. Kaç kitap okudun sen dedi. Efendimizin Mama Kütüphanesi'nde 3000 kitap var dedim. Ondan sonra babam kurdu orayı. Biz 6 arkadaş o 3000 kitabın dedim hemen hemen tamamına yakınını okuduk dedim. Kaç yaşındasın dedi. 20 dedim. 20 yaşındasın dedi ve 3000'e yakın kitap okudun. Defol dedi gülerek. Bunu ömür boyu anlattı. Bütün üniversitelik derslerinde her tarafta bir manyak var TRT'de. Ondan sonra böyle diye. Yani benim televizyona girmem, hukuk fakültesine girmem tamamen Uğur Mumcu'nun eseridir. Yani o haber verdiği için böyledir. Buyursunlar efendim. Bazen böyle güzel tesadüfler insanları çok daha başarılı olacakları alanlara itiyor hocam. Ben bu çok ilgimi çekti. Yani bu kadar kitap okuyup babanız kurmuş. Biraz da oradan bahsedebilir miyiz hocam? Bu o yıllarda bu kadar kitaba sevgi nasıl bir ev, nasıl bir kitap sevgisi? Ben çok merak ettim bunu da. Demirci, bizim evimizde kitap yoktu. Yani Türkçe bir Kur'an vardı. Duvarda asılı dururdu o da. Yani elleyince çarpılırız diye korkardık. Ama babamın hayalleri vardı. O çok dünyada tanıdığım en dürüst insanlardan bir tanesi. Hayran olduğu adamlar vardı. Onların hepsi bilim adamlarıydı. Elektriği bulan adam eğer cennete girmeyecekse beni de sokmasınlar derdi. İşte bilmem şunu yapmayan adam bilmem ne. Ve öyle bir evlat yetiştirmeyi çok arzu ederdi. Bizim Mamak Avcılar Kulübü'nde 7-8 tane İngiliz Amerikalı avcı vardı. Onlar da üye. Bunlar uzun hikayeler. Ben tercümanlık yapardım düşünebiliyor musunuz? Ve çok gurur duyardım bununla. Başım bir kitaptan kaldırmadığımı görünce çok sevinirdi. Ne okuyorsun yavrum derdi. İşte baba derdim çünkü bir de iyi öğretmenlere düştüm tabii. Müthiş iyi öğretmenlere düştüm. Yani Emel Göksu diyorsun mesela değil mi? Lisedeyken tiyatro kolu başkanıydım. Sahneye oyun koyacağız. Efendime söyleyeyim. Ejder Akışık o zaman konservatuvarda öğrenci. Rejisörümüz o. Erkan Yücel, ben, Hikmet Can. Bir tane de kız rolü lazım. Kız rolü için de gidip kız sesinden Emel'i ödünç aldık geldik. Yıllar sonra ben ilk televizyon programı yaparken Emel'de ilk kadın oyuncu olarak öyle yazar ya iki de benim ilk yönetmenim Sedat diye. Şimdi tabii öğretmenler o kadar hayatımı etkilemiştir ki benim. Ben kültürlü adamlara gerçekten büyük saygı duyarım. Babama gelince babamın müthiş bir şeyi vardı. İnancı vardı. Yani biz demirciyiz. Türk milletini Ergenekon'dan çıkaran, demirden dağları eriten ustalarız biz. Ve bununla çok övünürdü. Ben de şu anda demirden, kim ne derse desin önce demircilik diyorum değil mi? Demircilikten almaktık bilmem ne. Eğer demirden dağları delebiliyorsanız cehalet dağını da delersiniz. Anlatabiliyor muyum? Böyle yüzlerce ülke görüp
43 sene üniversitede on binlerce öğrenci yetiştirmek, anlatabiliyor muyum? Bunlar hepsi hayal kurmakla olur. Ve çok çalışmakla olur. Kendini yetiştirmekle olur. Dün akşam bir seminer yaptık şeyde, bir lisenin öğretmenleriyle. Bir laf vardır Latince, docento discutor denir. Öğreten öğrenir. Benim öğretmenliği seçmemin sebebi de öğrenme aşkımdır. Kütüphaneleri taşıyamıyorlar. Bu incekteyim şu anda. Herhalde %10'u falan kitaplarım burada. Asıl kütüphane Ankara'da, Didim'de var. Peki ne? Bizde okunmadık kitap rafa konmaz. Harika. Biz okuruz. Kütüphane meselesine gelince bir gün dükkanın önünde oturuyoruz. Akşam kapanmak üzere bir minibüsten bir genç bir adam indi. Renkli gözlü, sarışın ve tatlı bir adam. Merhaba gençler dedi. Merhaba gençler diyor. Bizden yani 4-5 yaş büyük. Yok 10 yaş büyük. Ondan sonra üniversiteyi bitirmiş. Ben de Mamak Kütüphanesi'nin müdürü olarak tayin oldum. Nereye ne oldun dedik. Mamak öyle bir şey yok dedik ya. Nasıl burada kütüphane yok mu? Yok dedik ya. Ciddi misiniz? Yarın dedi 3000 tane kitap gelecek dedi şeyden sandıklarla. Ne yapacağız? Nereye koyacağız? Bu durumlarda hemen Demirci Süleyman'a başvurur tabii. O bizim aile şeydir. Hatırı sayılan bir ailedir. Mamağın ortasındaki büyük parkın adı babamın adıdır. Demirci Süleyman Örsel Parkı. Yani orası bizim atölyedir bizde. Sonra kentleşme projesinin içinde orayı yıkıp park yaptılar. Şimdi kaymakamlık binası var. Babama gittim, dedi ki oğlum okula gidin dedi, sorun. Okula gittik, müdür yer yok dedi. Sağ sola yok. Sonunda caminin altında tabutluk vardı. Mamak camisinin altında. Tabutlar falan durur orada. Hasırlar durur. Onları kenara çektik. Babam dedi ki bana bir yer bulduk. Güzel de raf yok. Karşıda marangozhane vardı. Gitti orada şeyler kestirdi. Uzun tahtalar ve şeyler. Biz arkadaşlarla, o 6 arkadaş, sabaha kadar ellerimize çiviler, çekişler, raf çaktık. Ondan sonra o kütüphane müdürü olan Recep Kutengiz, o da bizimle beraber şarkılar söyleyerek bilmem ne. O 3000 kitabı yerleştirdik oraya. Ve ben hemen 150-200 kitabı bir numaralı şey oldum, kütüphane kartı. Başladık okumaya. Yani okuyuş o okuyuştur. Aklımız, hayalimiz dururdu. Trende, çünkü Mamak'tan trenle Atatürk Lisesi'ne gidip geliyorum. O trende kimse benim başımı kaldıramazdı. Tabii topla meşgul olmadım. Siyasetle hiç meşgul olmadım. Dinle ilgili olarak abuk sabuk heriflerin yazdıkları bilmem nelerle falan hiç meşgul olmadım. Yani dini yayınları okurum da dünya görüşüm farklıdır. Efendim söyleyeyim. Bana çok zaman kaldı. Yani şimdiye kadar insanlar işte boş zamanda ne yaparsın? Benim öyle bir şeyim yok ki. Yani atölyeden çıktım, ellerim kirlisinde konuşuyor. Biraz sonra tekrar döneceğim çünkü bir deve heykeli yapıyorum. Yalçın Gökçebağ'a armağan edeceğim. Yani onun beraber söylediğimiz çok hoşuma giden bir türkü vardır. Dervent Deresi'ni beraber söyleriz. O çok güzel bağlama çalar. Tanıştınız mı Yalçın Gökçebağ'la? Evet, tanıştım hocam. Ondan sonra öyle bir deve yapıyorum. Tülü koyacağım adını. Dolayısıyla boş vakit falan yok. Zaten hayat dediğiniz ucu belli olmayan bir kontür. Hızla bitiyor. Hızla bitiyor. Ne zaman bitecek, nerede bitecek bu belli değil. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar iyi değerlendirmek. Buna bir yeni isim veriyorlar. İşte bilmem carpe diemler, yok bilmem neler. Ben anlamam kardeşim. O saniyeyi iyi değerlendireceksin ve kavgayla geçirmeyeceksin. Böyle. Düşüncem bu. Başka türlü insan iş hayatında ve özel hayatında mutlu olamaz. Biz 55 yıldır, düşünebiliyor musun? Karım da ben de 75 yaşındayız. Biz el ele uyuruz. El ele uyuruz biz. Hep sevgi sözcükleri geçer. Öyle terslik bilmem ne falan yok bizde. Çünkü birlikte aynı yöne bakılıyor. Değil mi? Güzel yöne bakılıyor. Bir de ağır feministim tabii. O tarafı var işte. Buyursunlar efendim. Hocam çok erken yaşta fark etmişsiniz. Bu hayatı değerlendirmeyi o yüzden de daha fazla yol almışsınız diğer insanlara göre. Öyle görüyorum. Çünkü 17 yaşında bir çocuğun ilgi alanlarını görünce bir de şey adına çok gurur duydum. Yani
Ankara'da yaşayan Ankaralı olan, artık buralı olmuşuz. Ben burada da doğdum. Ve şunu diyorum, böyle bir hayat, böyle bir aile, iyi ki anlattırdım size hocam. Sanki batıda bir yeri, bir aileyi, çok gelişmiş bir ülkeyi dinledim sizden. Çünkü o kadar Cumhuriyet'in değerlerine bağlı ve öyle yetiştirilen insanlar, babanız da çok kıymetliymiş. Bence anneniz de öyledir. Çünkü Annem, hepsi annem. bütündür. Evet. Bir kere şu, yani anne tarafım Ankaralı benim. Baba tarafım da Mihalıççık kazasından Eskişehir'in. Savaş sırasında tabii dedem böyle 7 sene kaybolup gidince babamın adı da Süleyman, dedemin adı da Süleyman. Çünkü öldü diye haber gelmiş. O da doğunca onun adını vermişler. Müthiş bir Atatürk sevgisi vardır bizde. Bu öyle kofti'den değil, torunlarıma da, çocuklarıma da aşıladığımız müthiş bir Atatürk şey. Ve onu biz anlarız. Biz de onu anlarız. Yani onu böyle geriye dönüp işte şöyle mavi gözlüsü bilmem sarı saçı bilmem ne falan değil. O der ki bu kitabı oku der bana. Bu sana lazım. Anlatabiliyor muyum? Çağdaş uygarlığı, batıdaki aile, batıda böyle bir aile yok ki. Yani Batı'da çok bulundu. Yani ucuca topladığınız zaman 3,5 4 sene Batı'da kaldım. Kanlardan bilmem işte Amerika'sından o kadar çok kaldım ki Batı'da. Büyük bir aile sorunu vardır orada. Bizim ailemiz öyle değildi. Bizde hala o töreyi biz şey yaparız. Yani şu anda bile Z kuşağından torunlarım ben sofraya oturmadan oturamazlar. Oturla başlamadan başlamazlar. Bir izin almadan kalkmazlar. Ben babamın yanında karımın adına hiç hitap etmedim. Gelininiz dedim. Yanında sigara içmek, konuşmak, hele hele içki miç gibi söz konusu değildir. Ve annem daha ilkokuldayken bize erkek muamelesi yapardı. Biz üç erkek kardeşiz. En küçük kardeşim benden 20 yaş ufak. O beni çok iyi tanımıyor. Çünkü o doğduğunda ben artık şeyde değildim. Doktor, başhekim yardımcısı. Efendim söyleyeyim. Sevgi dolu yetiştirdiler. Güzellerdi. Yani güzel laflar ederlerdi. Annem bakar kocaman adamın. Ah köfte dudaklım gelmiş benim diye. Yani şeydir. Aldığınız kararlara saygı duyarlar. Düşünebiliyor musun? Ve sizi kararları size aldırırlar. Düşünebiliyor musun? Yani oğlum diyor ben atan olarak diyor bunu imzaladım. Ama diyor kayıp oyundan demircilerin oğlu olarak diyor, benim Amerikalı çakallara verecek evladım yok dedi. Düşünebiliyor musun? Önüne iki seçenek koyuyor ve sen seçiyorsun. Ben o gün bir girip, o ben Amerika'ya gidiyorum deseydim, çok kırılmazdı. Gidip sağdan soldan dolar, yasaktı o zaman, dolarlar bulurdu, bavulların içine bir yerlere gizlerdi, bilmem ne yapardı. Yani uğraşırdı benim başarılı olmam için. Böyledir. Aynı şeyi ben çocuklarıma yaptım tabii. Yani kararlarını kendileri verdiler. İşte şu anda dışarıda bir tanesi dünya ile konuşuyor. 5 lisan bilir. Bitiriciler Yüksek Konserliği'nin önemli adamı. Kızım, büyük kızım. Arkamda torunum çalışıyordu. O yüzden geciktirdim şeyi. Fransızcası, İngilizcesi benden iyi. İnanılmaz. 12 yaşında. Öbür İzmir'deki torunlarım Almanca, İngilizce konuşuyorlar. Yani kuşak ilerleyerek gidiyor. Bu Atatürk'ün anlatmaya çalıştığı bu. Yerinde sayma arkadaş diyor yani. Evet. Hocam Buyursunlar. gerçekten hem değerlerinize çok bağlısınız hem de eğitime, çağdaşlığa dediğiniz gibi Batı'da böyle bir aile bu kadar birbirine bağlı, değerlerine bu kadar bağlı aile bulmak tabii ki çok zor. Ben ama bu gelişmişliği görünce böyle dedim ama sizi takdir etmemek mümkün değil. İyi ki de anlattırdım hocam. Çok değişik ve çok farklı şeyler Ya ben çıktı. şu an bu konuları ama yani konuşturdun, güle güle konuşturdun beni Çok ilahiyat. hoşuma gitti hocam. Gerçekten bunları bilmek gerekli. Çünkü aslında hep diyorum, başında da dedim. Bugünlerin sırları o günlerden geliyor. O hangi değerlerle, hangi bilgilerle bugüne taşındığımız, bugün bizim gördüğümüz Sedat Örsel bu kadar çok yönlü, bu kadar sevilen bir insansa bugünlerden geliyor. Peki hocam, TRT yıllarına dönüyoruz. İlk kuruculardansınız.
geliştiriyorsunuz, ilk dizi filmleri satıyorsunuz. Burada da bu çok girişimciliğinizi gösteren, yani bir devlet kurumunda bile aslında çok fazlasını yapıyorsunuz. Zannediyorum bu satışlar falan ilk sizinle başlamış diziler. Bir de o dönemi dinleyebilir miyiz hocam? Nasıl şartlar vardı da siz bunları nasıl başardınız? Ekip mi iyiydi? Nasıl bir ortamdı? Şart falan yoktu. 34 kişiydik. Biz günde 35 liraya yevmiye veririz dediler. Amele tutar gibi. Biz o günde 35 liraya çalıştık bir sene boyunca. Ve yarın sabah sen gelmediğin zaman yani bayağı inşaat amelesi gibi. Arsal Soley ile birlikte bir tuğla falan taşırdım ben. İşte stüdyoda programlar. Betül Mardin'le sabaha kadar kostüm dikerdik. Efendime söyleyeyim. Aksesuar yoktu. Babamın tüfeğini, fişeklerini bilmem elbiselerini getirirdim. Heykeller yapardım dekorların içinde. Neyse TRT'nin her tarafında derler ya hani etimin parçaları vardır. Parmağın izleri vardır. Her şeyinde. Eğitim merkezinden dış yayınlarına, program müdürlüğünden kültür müdürlüğünü kurmalara birçok müdürlüğü ben kurdum orada tabiatıyla. Ve televizyon yayına başlamadan önce Mithat Paşa'da bir şeyler gelirdi misafirlerimiz. Mahmut Talin'in odasında seyrederlerdi bizim yaptıklarımızı. Tabi bant yok. Ben bandı ilk defa videoyu İngiltere'de gördüm. Ondan sonra babam ilk ve son defa geldi TRT'ye. Biz Betül Mardin'le ikimiz bir odada oturuyoruz küçük bir odada. İçeri girdi. O mavi muşambalı masalar vardır. Memur masaları. Kalktık ayağa. Atını takmış yakışıklı. Baktı böyle. Döndün dolaştın dedi. Memur mu oldun dedi. Baba dedim devletin televizyonu bu dedim. Başka da televizyon yok. Önünü ilikleyeceksin öyle mi dedi. Babamın hayatta en kızdığı şeydi önünü iliklemek. Hakimliği de o yüzden sevmişti. Düğmesi yok diye. Ama dedim şey peki yavrum. Allah yardımcın olsun. İndi aşağıya o odaya oturdu. Önce Adem Yavuz'un folklor ekibi çıktı. Aşık Veysel'i çıkarttı. Aşık Veysel de bütün gün bana emanetti. Beraber ondan sonra arkasından bizim dramamız yayınlandı. Geldim. Nasıl buldunuz baba dedim. Senin adın dedi orada çıktı dedi. Prodüktör diye. O ne demek dedi. İşte bunu ben yapıyorum. Şimdi bunu dedim Edirne'den dedi Kars'a kadar herkes seyredecek mi? Evet dedim altyapı kurulunca seyredecekler. Güner'i de Civaoğlu bir açık oturum yaptı. Demir'in canını okudular. O kadar ağır konuştular ki. Babam hayretler içinde kaldı böyle. Dedi ki o dedi bir oğlan var delişmen dedi. Bir de yanına gazeteciler koymuş dedi. Yahu dedi başbakan da bırakmadılar. Cumhurbaşkanı söylemedik laf kalmadı. Tabii dedim biz o zaman TRT özerk. Biz özerkiz. Bunları da söyleyeceksiniz öyle mi? Vah Türkiye vah dedi. Sizin elinizden ne çekecek dedi. Yani inanılır gibi değil. Aradan iki hafta geçti. Ben gece eve döndüm. Bir baktım bizim bahçe tıklım tıklım dolu. Kız kardeşime ne oluyor dedi. Ya sorma babam dedi, televizyon almış dedi. Bütün komşular bize geldi dedi. Ya Mamak'ta duyan gelmiş. Bahçede büyük. Çay dedi kek taşımaktan perişan oldum. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Babam benim işimi onaylamış. Yani televizyonu alınca. Çok sevindim tabii. Ama annem ölünceye kadar birisi sorduğu zaman işte oğlun ne iş yapıyor? Kızım da şey gelinim de Sedat da hukukçu derdi biliyor musun? Yani çünkü bir gün sordum anne niye dedim televizyoncu demiyorsun? Yavrum sorma dedi. Yandaki dedi Saadet Hanım geldi demiş ki ya Sedat gelin ne zaman gelecek? Ne yapacaksın? Bizim televizyonu iyi almıyor demiş. Şunu çatıdan bir ayarlayıverse demiş madem televizyoncu. Annem ya demiş, o demiş program yapıyor. Aman 40 yılda bir işim düştü demiş, onu da yapmadınız demiş. Yani o yüzden televizyonda onun aklına anten düzelten adam geliyordu. Evet. Peki, 25 yıl böyle emek verdikten sonra karar veriyorsunuz. Emekliliğinizi istiyorsunuz ama daha çok şey yapacak yaştasınız. Sonrasını sizden dinleyebilir miyiz? Nasıl karar verdiniz? Neler başta planladınız mı? Sonrasında neler yapacağınızı? 25 yılın sonunda
İlk önce TRT İnti kurdum. Tabii Özal büyük destek oldu. Herkes büyük köstek oldu ama Özal destekleyince yapıldı tabii. Arkasından hükümet değişti. Demirel Başbakan oldu, Özal Cumhurbaşkanı. Bu sefer Avrasya projesini getirdim. Böyle şeyler yoktu yani, sıfırdı. Namık Kemal Zeybek geçenler diyor ki ya çok şaşırmıştım diyor. Yani Sovyetlerin üzerine diyor harita çizdin. Türk Cumhuriyetlerini gösteren. Buralarda yayın yapacağız diye. Oranın televizyon genel müdürlerini topladım. Bükreş'te, şeyde, Budapeşte de toplantılar yaptık. Nasıl ortak yayın yaparız diye. Avrasya Televizyonu Demirel çıldırdı tabii. Kurunca ben çağırdık şeye, konuta. Genel müdür olmamı istiyorlardı. Ben gidiyorum efendim dedim. Nereye dedi. Üç tane teklif var dedim. Birisi İngiltere'deki bir telif hakları şirketi. Ben bayağı iyi telif hakları hukukçusuyum. Büyük para veriyor. Büyük de transfer veriyor. Birisi de Vehbi Koç. 4 saat falan konuştu benimle. İstiyorum dedi. Çok şaşırdı Demirel. Ama de genel müdür olacaksınız. Kalsın efendim. Teşekkür ederim. Ben öbür tarafa geçeyim. Orada çünkü Amerikalı, Fransız ortaklar var ve CNN o zaman daha söz konusu değildi. Bu yayını de başlatmak istiyorum. Devlete çok hizmet ettin dedi. Elimi sıktı. Kapıya kadar uğurladı. Geçtim tabii. Koç Holding'de güzel çalıştım. Çok yeni bir dünyaydı. Koç'un yanında yeni bir üniversite bitirdim. Çünkü Ankaralı olduğum için çok seviyordu. Benim bazen haftada bir, 15'te bir beraber baş başa yemek yiyorduk. Onu iki kişilik masada böyle. Neler anlatıyordu tabii. Çok başka bir adamdı. Sonra 96 Eylül'ü Vehbi Bey ölünce televizyon işi tavsadı. Şeydir, sıcak bakmadılar televizyona. Yani müzik yayını yapalım falan. Ben gidiyorum dedim. Ben Ankara'ya dönüyorum. Fakat dönemedim. Bu sefer de Bilgi Üniversitesi'ni kurmak için o zaman işte Toktamış, Ateş bilmem ne falan geldiler. İlle İstanbul'da kalıyorsun. Üniversite kuruyoruz. Ben hayır dedim. Geldim ama okulun sahibi Oğuz Özer'den geldi. Sedat Bey ders vereceksiniz dedi. Ya beni şu akademik çevreye sokma. Gözünü seveyim dedim. Zaten onların içindesiniz dedi. O zaman Gazi'de zaten şeyde hocalık yapıyorum. Sonuç olarak müthiş bir ders, medya management dersi ne başladım. Bu Japonya'da eğitimini gördüm, medya işletmeciliği. Kadroya geçtim. Her hafta uçakla gidiyordum. Müthiş bir lüks içinde, iyi otellerde kalıyorsun. İşte 40'ar kişilik şey seçer gibi elimden seçtiğim öğrenciler. Ondan sonra hala okursanız sağda solda anlatırlar. Efendim, tabii orada 20 sene ders verdim. Aynı anda Bilkent'te bir de benim devlet okullarında ücretsiz öğretmenlik yapma gibi bir huyum vardır. Bir kurs almadım ben ne Gazi'den ne Ankara Üniversitesi'nden. Başkent'te yaptım. Dolayısıyla bu 43 sene öğretmenlik. Arkasından bir gün İzmir'deyken birisi İtalyan Koleji bir konferans verir misiniz dedi. Ne hakkında? Öğrencilere moral verin dedi. Geldim, çok zeki öğrenciler. Ayakta alkışladılar. 1 saat, 1,5 saat, 2 saat. Ya ben bu işi yapayım dedim ben. Üniversite dedim, hazırlıklarınızı yapın. Ben liselere haber verin. Bu konuşmaları yapacağım. 355 konferanstı işte Versin Günkü'nde beraber 359 konferans oldu. Evet. Almadan, tek kuruş almadan bütün Türkiye'yi dolaşıp, şehir şehir liseleri dolaşıp orada da şartım işte 3 tane devlet okulu, 2 tane kolej. Yani ben kolej konferansçısı değilim, devlet okulu. Efendim oradan özel şey üniversiteye öğrenci benim umurumda değil, ben onlara konuşacağım. Ve ağırlıklı olarak da öğretmenlere hitap ediyorum. Emekli olduktan sonra bu Ocak'tan itibaren tamamen emekli oldum. Çünkü 3 defa emekli oldum. tamamen öğretmenlere dönelik teklifleri kabul ediyorum. Ötekilerini kabul etmiyorum. Yani öğretmenlik tarafı da böyle. Ve şey tarafı, sektör tarafı da böyle. Sedat evet. Hocam, Koç'u anlatırken kendisinden dinledim. Bir gün televizyonda konuşuyor. Başarınızın sırrı ne diye soruyorlar. Diyor ki, ben diyor bilmem ama diyor en iyi bilenleri, işi en iyi bilenleri işin başına koyarım diyor. Sizi de... Beni öyle kandırdı. Yani benden önce Ertuğrul Özkök'le, Güneş Civoğlu'yla, Mehmet Ali Birant'la görüşmüş. 6 kişiyle görüşmüş.
Ali Baransar dedi ki oğlum senin peşindeler dedi. Nedir dedim. Vehbi Bey birisiyle 15 dakika konuşur. Evine davet etti. İstinye'de gittim. 4 saat karşılıklı. Tabii önünde bir dosya var. Babaannemin yani tarihinin rengi bile yazılı içinde. Nasıl bir istihbarat yaptılar. Ondan sonra kapıdan çıkarken o zamanki CEO'ya ne isterse verin bunu bize kazandırın dedi. Ondan sonra ben öyle açgözlü adam değilim tabii. Çıkarken de çok şaşırmışlardı zaten. Efendim makam arabası sizin, benim arabam var. Ama bu işi yok teşekkür ederim. Ama şu yok teşekkür ederim falan. Bir ev almaya kalktılar şeyde Boğaz'da. Onun parasını bankaya yatırdılar. Biz o evi almadık. O para geri gitti onlara. Karı koca. Tabii. Biz İstanbul'da yaşayamayız. İstanbul'da yaşamayı sevmeyiz biz. Yani İstanbul'a aşığım tabii. Her gün de yazıyorum tabii. Ama İstanbul bende metres gibi yani gidiyorum. İşte iki gece, üç gece kalıp dönüyorum. Böyle. Yazarlığınız da var hocam. Bir web sitesinde yazılar yazıyorsunuz. Biraz da bu yani hem öğretmenlik var hem yazarlık var. Yazarlığa da bir değinelim. Ona nasıl başlıyor? Yazarlık denemez ona. Bunu böyle... Köşe yazarlığı. Yani uzun yıllar yaşayan edebiyatçıları yaptım Doğan Özdemir'le beraber. O arşivde mi o programlar bilmiyorum. Doğan devamlı olarak anılarını yaz derdi bana. Dedim ki ya Doğan kendimi methediyorum. Yani sevmem ben öyle şeyi dedim. Bugün bir arkadaşımın kitabı geldi. Devamlı kitap geliyor buraya okumak için. İnci Gürbüz Atik. Misket diye bir roman yazdı. Şöyle ilk sayfalarını okudum. Türkçesine böyle şöyle baktım. Dedim ki ya yaptım TRT elemanlarına. Bir noktalı virgül yüzünden çok fırçaladığım olmuştur insanları. Ve bir şey yazmak değil amacım. Ben her gün hemen hemen bir kitap okurum. İngilizce, eski yazı veya Türkçe. Ve bunu paylaşmak isterim. Ben öğretmenim çünkü. Ve bunu orada şeyde Facebook'ta bir sayfa, bilemediğiniz 1,5 sayfa. O gün çevirdiğim bir İngilizce şiir varsa, bir de şiir delisiyim tabii. Ondan sonra onu paylaşırım. Buna yazarlık denir mi? Pek sanmıyorum. Pek yazarlık değil. Yani biraz sonra mesela Bilge Karasu ile ilgili bir anımı paylaşacağım. Bilge benim hayattaki büyük okullarımdan bir tanesidir. Yani onun yazar olduğu bir yerde benim yazar gibi laf etmem, yani kenarından bile geçmem çok ayıp. Evet. Buyurun. İnci Gürbüz Atik'in kitabını ben de okudum hocam ve hiç V kullanmadan yazmış kitabı. Kitapta Ankara'yı güzel anlatan, kendi anılarıyla birlikte Ankara'nın o ulus tarafını değil mi? Hacı Bayram tarafını çok güzel anlatan bir kitap. Çok benziyor ama. Evet. Bizim tabii kurumdan çıkıp da yazı yazanlar çoğaldı. Demet Altın Yeleklioğlu başlattı bu işi. Ondan sonra güzel, çok güzel kitaplar yazıyor Demet. Çok hoşuma gidiyor. Sağ olsun onları da getiriyor, imzalayıp bırakıyor. Yani birçok arkadaşım, birçok öğrencim iyi yazarlar oldu. Terisi de çok aslında. Sanatçılar, ressamlar da çok. Yalçın Gökçebağ da zannediyorum. TRT'de bir dönem çalışmış diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum ya, hocam? Yalçın Gökçebağ. Yalçın benim kameramanımdı. Değil mi hocam? Evet çok ressam da var. Tabii sanat programlarını yapardık onunla birlikte. Yalçın benim hayatta tanıdığım en dolu adamlardan bir tanesidir. Müthiş bir adamdır ve çok severim. Biz bir de ailece görüşürüz. Kucağında büyüdü benim çocuklarım. Onun oğlu da benim kucağımda büyüdü. Müthiş bir ressam tabii bana göre. Okursanız da şeyde sağda solda yazarım. Türk resmini Yaşar Kemal'i derim ona. İnanılmaz bir şeydir. Evet. Çalışkandır. Düzgün adamdır. Dolayısıyla bir kamera kullanırken bir anda ressam olduğunu öğrendim ve resim yapmasını rica ettim. O ben yaptım söyledim diye değil ama cesaretlendirdim tabii. Yani o çünkü abstrak bir şeyler falan yapmaya çalışıyordu. Bunu yap, bunu yapan yok dedim ondan sonra. Çok da destekledim. Hala çok desteklerim tabii. Evet. Hocam bundan sonra diyorsunuz artık öğretmenliği kabul ederim. Hatta o kadar düşkünsünüz ki öğretmenliğe. Baş taşımda bile öğretmen yazılmasını isterim diyecek kadar. Bundan sonra sizi artık öğretmen olarak zannediyorum.
göreceğiz. Bu konferanslar devam edecek mi? Onları da öğrenelim. Konferanslar devam edecek. Ama artık bir okulun adamı değilim. Yani bir üniversitenin adamı değilim. Serbest, rahatım. Eskiden şirketler mesela kriz yönetimi konusunda konferans istiyorlardı. Hazırlanıp gidiyordum. Beden dili ve retorik konusunda istiyorlardı. Onları da yaparım. Yani mümkün olduğu kadar bilgiyi paylaşmak lazım. Bilgi paylaştıkça güzelleşir, evet, çoğalır. Artı ben çok şey öğreniyorum. Konferanslar sırasında çok şey öğreniyorum. Ben öğrenme delisi bir adamım. Yeni bir şey öğrendiğim zaman da çıldırıyorum sevinçten. Yani vay aslına ya falan diyor. Yenileniyorum. Anlatabiliyor muyum? Böyledir. Dünya, bir konuşmanızı dinledim hocam. Diyorsunuz ki çok genç görünüyorsunuz. Yani 50'li yaşlarda gibi görünüyorsunuz. Bunun sebebinde çok çalışmaya bağlamışsınız. Herhalde çalışırken zaman da size dokunmuyor gibi bir algı. Doğru bir insanla birlikte yaşıyorum ben tabii. Hayatı bana kolaylaştıran, ne ben mutlu de ona tabii. Hala deli gibi aşığız. Birbirimizi çok severiz. Harika. Dostum. Ben hiç paradan puldan anlamam. Hayatımda maaşımı almadım. Kaç lira aldığımı da bilmiyorum. Hiç vergi yatırmadım. Hiç makbuz yatırmadım. Bana güvenmezler bu konuda çünkü yanlış yaparım. Dolayısıyla hiçbir erkeğe bu kadar prens gibiyim yani. Düşünebiliyor musunuz? Ben kitap okuyorsam rahatsız etmezler beni. Müzik dinliyorsam girip çıkmazlar. Yani müthiş bir şeydir. Dışarıdan bakan aristokrat bir aile zanneder. Değiliz biz aslında. Son derece basit bir aileyiz. Benim bahçıvanım yok. Ben bahçeyi kendim diker biçerim. Çok iyi anlarım ağaç içinden. Çok güzel yemek yaparım. Anlatabiliyor muyum? Güzel kahvaltılar hazırlarım. Yani ya öbür taraf öbür taraf falan hikayeler var ya. Bunları ta 10 yaşında falan ben hallettim. Ne varsa burada ve bunu adam gibi anlatabiliyor muyum? Çok önemli bir karar aldım. Mesela bir kadını anlamaya çalışmamak. Çünkü hiçbir erkeğin beyin kapasitesi bir kadını anlamaya mümkün değil, yetmez. Ve sadece onları sevmeye ayırdım zamanımı. Dolayısıyla ben karıma bir şey söylediğim zaman hayretler içinde kalırım. Ya 10 tane falan şey söyler karşında. Danışmadan da bir şey yapmam. Ne diyorsun şöyle bir şey yapsak diye. Hiç aklımı kürsüden geçmeyen 10 tane şey söyler bana. Şöyle miydi böyle miydi? Çok iyi avukat. Artı şey zekisiniz birader. Yani başka bir türsünüz. Dolayısıyla orada çok rahat ettim. Yani kadın işi benim kafamda bir kere çözüldü. Yani onları deli gibi sevdim. İkincisi iş meselesi, sevdiğin işi yaparsan başarılı olursun. Bu ilkeden hiç şaşmadım. Ben sevdiğim işi yaptım daima. Televizyona ben aşığım ya, ben televizyoncuyum. Hiçbir meslek televizyon kadar bana uygun olamaz. Yani bu Uğur Mumcu böyle geldi, ben tiyatro oynarım. Oğlum tam senin işin ya dedim. Yani müthiş, ne teklif, tahmin edersiniz ne tekliflerle karşılaştım. Siyasetti, şuydu, buydu, bilmem neydi. Ha, ben televizyon yapacağım. Böyle. Çok dışa dönük, çok verici olduğunuz sevgi ve bilgi konusunda da ondan doğru bir meslek, doğru diyorsunuz. Hocam, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Biz bu pandemi dönemine rastladığı için programın kalıcı olması, bir belge olması niteliğinde de bu dönemde siz bu dönemi nasıl değerlendirdiniz? Çalışmalar olarak nasıl değerlendirdiniz? Bu pandemi size göre nasıl bir gidişat çiziyor? Bu konuda düşünceleriniz neler? Sizde nasıl duygular yarattı? Ve öngörüleriniz var mı bu yaşadığımız dönemle ilgili? Dünkü konferans sırasında pandemi değil ama bu Z kuşağı konusunda çok ters laflar ediyorlar. Bende 3 tanesi var o kuşağın, torunlar, öğrencilerim. Empati dediler. Bir şeye empati duyabilmeniz o şeyi iyi bilmeniz lazım. Yani ben şimdi o koltukta oturuyorsunuz, beni sigara çekiyorsunuz. Ben sizin adınıza oradan, çünkü benim sizin gibi öğrencilerim oldu. Ben sizin bana nasıl baktığınızı biliyorum. 3 aşağı 5 yukarı. Empati falan değil o. Yerine koymak. Anlatabiliyor muyum? Yerine koymak. Şimdi pandemi
Pandemi hani rüzgar esince bir duvarı yıkar, birisi bir şey, öteki yel değirmenini çevirttir diye. Ben yel değirmenini çevirttiren adamım. Yani rüzgarı vay esti, başım ağrıyor, bilmem ne yapıyor, gözü kör olsun, dursun falan demem. Ona göre yelkenimi ayarlarım, ona göre değirmenimi çeviririm. Dolayısıyla bu şey olduğum anlamına gelmesin yani. Her devrin adamı falan olduğum anlamına gelmesin. Ondan yararlanmak. Pandemiden ben çok yararlandım. Biz çok yararlandık. Karı koca İncek'teki evimize geçtik. Bahçeyle uğraştık, bilmem ne, yıllardır 50 tane heykel yaptım ya. Ben 50 Bravo. yılda 50 tane heykel yapmadım, düşünebiliyor musunuz? 50 tane, yani 49. heykeli yapıyorum. Şimdi artı çocuklarım geliyor, torunlarım geliyor, bahçeyle çiçeklerle uğraşıyorum, kitaplar okuyorum, müziğimi dinliyorum. Çok televizyon seyretmiyorum ama bu tarih dizilerine falan bakıyorum yani, o şeyler. Kuruluştu bilmem neydi falan, hayretler içinde ve gurur duyarak, yani o müthiş savaş sahneleri, tabii senaryolar berbat da müthiş savaş sahneleri bilmem ne, dolayısıyla müzik, akşam sabah müzik dinliyorum. Gelece benim bir güvensizliğim vardı, ben devlette 25 sene çalıştım, nasıl rakamların saptırıldığı, nasıl yapıldı, o konuları gayet iyi bilirim yani, çok komisyonlarda bulundum, çok yerlerde bulundum, hep televizyona girdiğim 69'dan itibaren hep başbakanların karşısına çıkarttılar beni. Bakanların karşısına çıkarttılar. Yani çenebaz olduğum için veya bilmem neden dolayı. Sedat gitsin. Bir şey olur, Sedat gitsin. Ya ne alakası var orada, mühendislikle alakalı bir şey yok yok. Sedat gitsin. Doğan Kasaroğlu. Abi beni niye yolluyorsun? Orası mühendisler. Oğlum sen onları katlar gelirsin. Etkileme gücü. Anlatabiliyor muyum? Çünkü hani kötü komşu adamı şey alet sahibi yaparmış. Neyse. Ben şöyle görüyorum. Ben geleceğe güvenle bakan bir adamım. Öyle üç tane saçma sapan entarili sakallı, yok bilmem ikinci kadını alın diyen, yok bilmem inanılmaz adamlara primler veriliyor. Yani bir kasabadan geçiyor, burası Cübbeli bilmem kimin diyorlar falan. Yani bunları tabii Atatürk 100 sene önce görmüş ve Atatürk'ün bütün devrimlerini bir kenara koyun. Bu adamlara karşı olan tavrı yeterince zaten Türk ırkının, dünyadaki Türklerin en büyük lideri bu. Öyle biri gelmemiş. Geleceği de yok gibi geliyor bana. Ben 13 yaşında, 12 yaşında hem Kerkük Türklerini okuyordum, hem Azeri Türklerini, çünkü hem Kiril'i öğrendim, hem eski yazı biliyordum ve Türkler bugün dünyada üç tane alfabe kullanıyorlar. Yani Doğu Türkistan Arap harflerini kullanıyor hala, Kerkük hala Arap harflerini kullanıyor, Irak'taki, Suriye'dekiler Türkler, İran'dakiler Arap harflerini kullanıyor. Kiril kullanan bir iki tane cumhuriyet kaldı. Hep takip ederim. Şairlerini bilirim, edebiyatçıları bilirim, bazılarını çeviririm, durum yazarım. Amerikalı bilmem şair kadın işte ödül aldı diyorlar. Kızımla öğlen konuşuyorduk. Evet, şiirlerini çevirmiştim ben. Nobel almasına da sevindim. Bu şunu anlama geliyor. Alem şumul, böyle beynelmiler bir adam olmak. Ben basit bir insanım. Ben bir demirci çocuğuyum. Ve çok basit bir aile kurdum. Çok da basit yaşıyoruz biz. Anlatabiliyor muyum? Yani davranışlarımız bizim batılı falan değil. Biz batılıdan iyiyiz. Biliyor muyum? Mesela başkalarının malında gözümüz falan yok. İkiyüzlü değiliz, yalan söylemiyoruz, riyakar değiliz. Anladın mı? Saçma sapan inançlarımız yok. Millet birbirini kesiyor, doğuruyor, görüyorsunuz. Yani işte efendim işte gericilik mericilik. Bir gidin de siz İtalya'da bir görün bakın, Amerika'da görün. Öyle kasabalara gittim ki ben, inanılır gibi değil. Yarın sabah kıyamet kopacak diye kiliseler doluyor, taşıyor. Orada da üç kağıtçılar, şaklabanlar ortalıkta beleşten para kazanıyorlar. İnsanların sömürüyorlar fena şekilde. Bir Dalai Lama benim dostum. Hiç Dalai Lama'nın civarında bir tane kadın gördün mü siz? Herkes değil mi o sarilerini bilmem nesini girer, kafayı tıraş eder, elinde bir tane tas. Donk donk donk. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz ya? Ne oluyor? Birazcık ilme, bilime katkıda bulunun. Felsefeye katkıda bulunun. Anlatabiliyor muyum? Evet. Millet birbirini doğru. Dolayısıyla böyle bir öğrencilerim ve sizler için çok seviniyorum. Böyle sizleri nilüferler olarak görüyorum. Bataklık çiçekleri böyle. En berbat yerde güzel açmış insanlar. Bakın şurada bunu yapıyorsunuz işte, değil mi? Demin o Övünç Beyefendi ile şey yaptım.
Eşim buraya tayin oldu. Ben de geldim dedi. Yani sordum, ben insanların özel hayatını çok merak etmem. Ne güzel. Ne güzel. Eşi öğretmenmiş. Ne kadar gururlandım. Ne kadar hoşuma gitti. Bizim geleceği ben iyi görüyorum. Çok kötü şeylerimiz var. Felaket. Kendi ülkemizi yağmalıyoruz. Yani yabancı ordusu gibiyiz. Ne sahiller kaldı, ne ormanlar kaldı bilmem ne. Yeşerir. Tekrar yerine gelir. Sahiller tekrar düzelir. Bu dünya ne nesiller görmüş, ne dinozorlar görmüş. Anlatabiliyor muyum? Göbekli tepeler görmüş. Biz kimiz yahu? Yani silkeleniyor artık. Dünya kronoyla, koronayla silkeleniyor. Böyle. Görüncem, düşüncem bu. Hocam gerçekten bize çok çok değerli bilgiler verdiniz. Yaşamınızı çok dolu dolu geçirmişsiniz. Hala da öyle. Ve öğrendiklerinizi de bize aktarmaya devam ediyorsunuz. İyi ki varsınız. İyi ki sizin gibi insanlar var. Sizlerle birlikte yaşıyoruz. Sizlerle öğreniyoruz, çoğalıyoruz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok büyük ayrıcalıktı sizin bizim konuğumuz olmanız. Sağ olun. Basit bir köşede, basit bir yerde, basit bir insanım. Öyle de olmaya gayret ediyorum. Öyle de öreceğim. Dediğim gibi mezar taşımda da bütün o sayılarla sadece Ankara taşının üzerinde Sedat Örser altında öğretmen yazacak. O kadar. Size çok uzun ömürler ve sağlıklı ömürler diliyoruz. Sevgili izleyiciler, bu haftada Karantina TV'de Fırçanın İzi Yazının Gücü programında çok değerli bir konuğumuzu ağırladık. Konuşmalarını dinlediğiniz için artık onu sizler de tanıdınız. Hiçbir unvana da ihtiyacı yok. Kendi varlığıyla bütün özelliklerini bize gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz tekrar programımıza katıldığınız için. Haftaya yeni bir programda tekrar buluşmak üzere yönetmenimiz Övünç Zaman'a da teşekkür ediyoruz. Konuğumuza da Sedat Örsel'e tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.